Prince'i ve bugün sizlere Türkiye'de ilk bir Try Strike videosu çekiyorum. Gördüğünüz gibi Try Strike üçlü bir sniper gibi bir şey. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bayağı uzun oluyor içinden çıkanları taktığınızda. Bunun en büyük özelliği içinden önünde gördüğünüz mega atan şu uzatma çubuğu. Arkasındaki demolisher missile'larını atan bu dipçikli şey. Böyle gördüğünüz gibi bunu açıp şöyle atıyorsunuz. Bunu herhangi bir dipçik takma yerine takabilirsiniz. İçinden çıkanlar bir tane demolisher missile'ı, 4 mega dartı ve 10 tane de modulus dartı. Bir de arkadaşlar çok önemli bir şey daha. Bu ilk nerf'ün yarattığı ilk ve tek onluk şarjör. Ve daha mega dartları açmadım. Bir de nerf modulusları açmadım. Bu silah nerf modulustandır. Hızlı atış özelliği var. Tetiği çekiyorsunuz. Peş peşe atıyor slime fire. Burada sıkışık düzeltmeleri var. Bayağı iyi. Hatırlarsanız 5 yıl önce çıkan Long Strike'in bir yeni modeli gibi düşünebilirsiniz aynı zamanda. Hedefe böyle bakıyorsunuz. Üstünde bir tane taktik aksesuar rayı var. Tutma sapı Nerf'ün en iyi tutma sapı değil ama idare eder. Şimdi bu onluk şarjörü yükleyelim. Bundan önceki Banana Style magazin ya da kliplerden değil. Bu dediğim gibi özel bir video. Amazon'dan aldım ben bunu. Amazon'dan Frustration Free Packaging, yani kutu açılımını yapamıyorum çünkü bu başka bir kutuda geldi Amazon'dan aldığım için. Aslında ilk silah çıktığında bu parça çıktı. Alıp çat diye takıyorsunuz. Yerine click diye oturuyor. Güzel bir şey. En sevdiğim sistem mavzer tipi. Orada gördüğünüz gibi bir tane mavzerim var. Kullanmayı en çok sevdiğim silahım mavzer tipi. Bir de pompalı. Çünkü hepsi benim hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi modulus'un dartlarıyla yükledik içinden çıkan onluk klipi. Bunu geriye çekmenize gerek yok çok fazla aslında. İtiyorsunuz. Ondan sonra şu mega uzatma çubuğundaki silah mermilerini açalım. Çok güzel bir şey arkadaşlar. En sevdiğim silahlarımdan biri olabilir bu. 3 tane özelliği olması çok iyi bir şey. Bu önceden çıkan Amazon'da çıkanlardan aldım. Gördüğünüz gibi yükledik. Demolisher'ın roket sistemi gibi çalışıyor. Çekiyorsunuz. $50 bu arkadaşlar Amazon'da. Ayrıca bunun bir tane daha özelliği kendi başına bir silah. Thunderstorm mıydı? O roket atar neydi? Thunder bilmem neydi. Thunder. Onun adını hatırlamıyorum. Ve o roket atar yerine içinde bu bir tane demolisher missile'ınızı yüklüyorsunuz. Baya konforlu bir şey. Ama çok da uzun aynı zamanda. Hatta bunu uzattığınızda benim elim o tarafa bile gitmiyor. Bu silahı kullanmak için, yani
Parka tutarı. Bu arkaya çekiyorsunuz böyle. Ve buradaki plastik sayan tüp de havayı buraya gönderiyor. Hava akımıyla puf diye itiyor onu da. Burada itiyorsunuz bunu böyle. Güzel bir sistem. Ama en başta bu silahı kullanma kılavuzunda gördüğünüz gibi bu missile launcher'ı böyle elinizle yaptığınızı söylüyordu. Görüyorsunuz. O bence çok practical değil, yani pratik değil. Gördüğünüz gibi öndeki demolisher missile launcher gibi, demolisher missile launcher gibi olan mega ham style ön silah bulunuyor. Bence süper bir şey. Ama ben genellikle bunu böyle kullanmam. Bunu da takmam. Önüne onu da takmam. Bence bu daha çok sniper sınıfına giriyor. Şimdi silahımız zaten gördüğünüz gibi küçücük bir şey. Çok da küçük değil ama neredeyse strong arm'ın boyutunda. Onların karşılaştırmasını yapacağım. Bir de long strike'ımı bulabilirsem onların karşılaştırmasını yapacağım. Önce tek bir atışlarla başlayalım. Bunun performansı bayağı iyi. Ama yine de bir dipçik istiyor arkasına. Bu mermi atan dipçiği takacağım. Çünkü benim için en konforlusu o. Modulus'un uzatma çubuğu. Şimdi biraz hızlı atış. Bitti. Bakalım tüm şarjörlerle uyumlu mu? 25'lik Rampage şarjörü. Oh, sıkıştı. Evet, çünkü ben bu şarjörü çok önceden yüklemiştim. Daha doğrusu doldurmuştum. Hazırda bulunması için. Görebiliyorsunuz. Eski mermilerle, daha doğrusu kullanılmış mermilerle kötü bir performans sergileyebiliyor. Ayrıca bu dartlar bayağıdır oldu bu şarjörün içinde kalır. O yüzden bozulmuş olabilir. Ben bu dartları bir daha kullanmayacağım. 30'luk şeyimi açarım muhtemelen. Yeni dartlarımı açarım. Yine mi sıkışma yok? Evet. Of Allah'ım. Sıkışma şarjörde. İşte bu durumlarda şuradaki butona basıp silahın kurulu bir şekilde kurulumunu bozmaya doğru yelpenebiliyorsunuz. Ama nedense olmuyor. Her neyse, bunu boş verelim. Bu silahı kendi başına ateşleyelim. Ben bu silahı böyle tutup Retaliator ya da Modulus'un tutma sapını altına takmayı tercih ederim. Bu arada hem bu silahımıza bir combo videosu, bir de o Strike and Defense kit için bir tanıtım videosu çekeceğim. Bu özel Türkiye'de ilk muhtemelen sonbahara kadar ilk olacak. Çünkü eğer Amerika'da yaşayan biri yapmazsa tabii. Çekmezse videoyu. Türk.
çekmezse videoyu böyle koyuyorsunuz. Normalde bu sonbaharda çıkacak, haberiniz olsun. Bu arada yaz için bir plan yapacağım. Türkiye'ye dönecek olduğum için önceden çektiğim videoları görebilirsiniz. Bu odada çektiğim videoları görebilirsiniz. Ve bu videomda gördüğünüz üzere Try Strike hakkındaydı. Ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle erken çıkan, Amerika'da erken çıkan videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü abone olmazsanız yapamayabilirim. Ve bu videoya tamı tamına 25 like gelirse Double Deal'ları ve Hyperfire'ı sizin için tanıtacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Nerf Frenzy ve bir sonraki videoda